Nasıl bir hareketlilik var Esra? Lütfen paylaş bizimle. Tam İYİ Parti Genel Merkezi'nde finansalında bir hareketlilik var senin aktardığınız gibi. İlk karşılama için İYİ Parti kurmayları... Bir karşılama için İYİ Parti kurmayları bina girişine çıktılar. Edindiğimiz bilgiler aslında sürpriz iki ismin burada olacağı yönünde aslında... Biraz sonra birkaç dakika içinde görmüş olacağız, ekranlara da getirmiş olacağız. Daha önce İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı için isim teklif götürdüğü iki isim. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın buraya geleceği karşılama için çıkan kurmaylar tarafından da bizlere iletildi. Biraz sonra iki ismin iki önemli belediye başkanı buraya gelecek ve edindiğimiz bilgilerde genel başkan Meral Akşener'le görüşeceği, bir görüşme yapacağı yönünde sürpriz bir bilgi bu. Çünkü bugün altılı masa aslında beş liderin toplantısını bekliyorduk. Yaklaşık yarım saat sonra Saadet Partisi önünde de bir hareketlilik zaten başlamıştı. Liderler yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. Ancak bu sürpriz gelişme biraz önce İYİ Parti Genel Merkezi önündeki o hareketliliğin ardından sonrasında kurmaylarla yaptığımız görüşmeler sonrası iki ismin buraya geleceği ifade edildiği olarak sorduğumuzda önemli konuklarımız var denildi. Kimi karşılamak için dışarı çıktınız diye sorduğumuzda sonrasında İki belediye başkanının geleceği ifade edildi. Aslında bu görüşmeyi cumartesi günü bekliyorduk. İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir görüşme bekleniyordu. Sonrasında sözcü Kürşat Zorlu böyle bir görüşmenin olmadığını ifade etmişti. En azından İYİ Parti Genel Merkezi'nde bulunduğumuz saatler sırasında bir görüşme yapılmamıştı. Sürpriz bir görüşme olacak. Neler konuşulacak? Acaba adaylık teklifine bir yanıt mı verilecek? Başka bir teklifte mi bulunacak İYİ Parti lideri Meral Akşener? İşte bütün bunlar önümüzdeki saatlerde cevap bulacak ama Ankara'da hiç beklenmeyen aslında gelişmelerin yaşandığını söyleyebiliriz. Bugün 5 liderin buluşmasını bekliyorduk ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda artık nihai kararın verilmesini ve bir mutabakat metninin imzalanmasını bekliyorduk. Buradaki sürpriz gelişme 5 liderin buluşmasını etkileyecek mi? Yeni bir tarih mi verilecek acaba buradan çıkan sonuca göre? Bunu da göreceğiz. Yaklaşık birkaç saat içinde aslında bütün bu soruların yanıt bulmasını bekliyoruz. Önemli bir görüşme gerçekleşecek İYİ Parti Genel Merkezi'nde. Artık tüm hazırlıklar tamamlandı. Oldukça kalabalık olduğunu da söyleyelim. İYİ Partili kurmaylar karşılama için gelmiş durumdalar. Bugünkü bu sürpriz ziyarete kadar aslında İYİ Parti'nin kendi adayını çıkarmasını bekliyorduk. Bugünkü görüşmelerinde İYİ Parti'nin kendi Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bundan sonrasında liste hazırlıkları nasıl olacak? Bu yönde yapılmasını bekliyorduk. Belediye başkanının da buraya gelmesi bekleniyor. Aslında bir sabah saatlerinden bu yana hareketlilik vardı. Önce İmamoğlu ve Yavaş'ın ziyareti bekleniyor. İYİ Parti'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Kurmaylar karşılamak için bina önünde. Sevilay Yılman telefon attığımızda. Sevilay Yılman'a hemen bir değerlendirme için dönelim. Alo. Sevilay Yılman, değerlendirmenizi alalım. İmamoğlu ve Yavaş'ın ziyareti şu sıralar İYİ Parti'de bekleniyor. Hareketli dakikalar yaşanıyor. Evet, biz bunu sabahtan beri biliyorduk Senacığım. Çok önemli, çok kritik, çok tarihi anlar tabii siyaseten baktığında ve habercilik açısından. Evet, girmek üzereler bildiğim kadarıyla. Hem İmamoğlu hem Yavaş. Sayın Meral Akşener'in genel merkez ek binasındaki olduğu yere girmek üzereler. Sevilay Yılman, geldiler şu sıra. İki belediye başkanı. Başkan, görüşmenin gündemini olan. İzin verin arkadaşlar. Sayın Başkan, görüşmenin gündemini olacak. Akşener'le mi görüşeceksiniz? Akşener'le mi görüşeceksiniz? Size bir teklif mi geldi? Masaya götürüyoruz. İşte şu an. Evet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Genel Merkez binasına girdi ve sorularımızı yönelttik. İYİ Parti lideri Akşener'le mi görüşeceksiniz sorumuza. İmamoğlu başını sallayarak evet yanıtını verdi. Önemli bir görüşme, sürpriz bir görüşme.
Ankara peş peşe sıcak gelişmelere sahne oluyor. Şu an İYİ Parti Genel Merkezi'nde asansör önündeler. Biraz sonra Akşener'in makam katına çıkacaklar ve bir görüşme gerçekleştirecekler. Acaba yeni bir teklifte mi bulunacak Akşener, yoksa bir nezaket ziyareti mi olacak? Bu soruların yanıtlarını önümüzdeki saatlerde almış olacağız. Oldukça önemli, sürpriz bir görüşme. Ve iki büyükşehir belediye başkanı Meral Akşener'le biraz sonra görüşecekler. Bizler de görüşmenin detaylarını ekranlara getireceğiz. Teşekkürler Esra Nehir. Gerçekten Türk siyasi tarihi açısından çok kritik, çok önemli. Sevil Ayılman, değerlendirmelerinizi alıyorduk. Buyurun devam edin. İki belediye başkanı şu an İYİ Parti'de Sayın Akşener'le görüşecek. Sevil Ayılman, birazdan bağlanacağız. Belki bir sıkıntı yaşıyoruz hatta bağlantıda. Gerçekten Türk siyasi tarihi açısından çok kritik günler. Kemal Öztürk beraber izledik buradan. İmamoğlu ve Yavaş İYİ Parti'de, Sevil Ayılman'da telefon hattında. Dinliyoruz Sevil Ayılman. Senacığım, bu saat 10'dan beri, sabah 10'dan beri konuşulan bir şeydi. Yani hepimiz, birçok gazetecinin haberi vardı. Önce iki belediye başkanı kendi aralarında konuştular. Kendi partinin üst düzeyi, başta genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, böyle bir ziyaret, yani tam da son toplantıya bir saatten de az bir zaman tabii var, yarım saat, ama önemli değil. Saatler uzar, değişir. Ben açıkçası oraya Sayın Akşener'e teklif, yani buyurun gidelim masaya, hatta beraber gitme gibi bir, beraber götürme gibi bir plan içerisindeler. Yani eğer Sayın Akşener ikna ederlerse, Sayın Akşener 14'te veya 14'ten sonra, bilmiyorum Ankara'daki mesafeler nasıl, Saadet Partisi ile İYİ Parti'nin arasındaki mesafe nasıl, ama şimdi iki belediye başkanı Sayın Akşener'i ikna edip masaya geri götürmek isteyecekler. Bakalım ne konuşacaklar. Detaylar var ama açıkçası bir sürü şey biliyoruz, ama bilgi kirliliği de var Sena. Bunları paylaşmak istemiyorum şu anda. Şu anda görüşmenin başladığını, Sayın Akşener'le iki belediye başkanı ve Sayın Akşener'in bir iki kurmayının da yanında olmak üzere görüşmenin başladığını biliyorum. Belediye başkanının Sayın Akşener'i Saadet Partisi'ndeki toplantıya götürme yönünde bir teklifle gittiğini, bunun da konuşulacağını ve sonra artık bilmiyoruz nasıl bir formülasyon olacak, göreceğiz onu.